Evet. Abi nasılsın, neler İyi yapıyorsun? kardeşim, Bugün sağ olasın. Hakan Altun'u dinlemeye geldik hep beraber. Ya evet, daha bayramımız olsun yani, ne güzel değil mi? Tabii yani hepimiz Hakan Altun'u hayranıyız. Eyvallah, hepimiz gerçekten. Siz neler yapıyorsunuz bu arada? İyi işte, set başladı, ilk bölüm yayınlandı, dizi devam ediyor. Onun dışında işte bir iki program var, oyun var. Böyle devam ediyoruz ama şu andaki önceliğimiz ve çok mutlu olduğumuz önceliğimiz abi dinlemek. O yüzden çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Dizi hayırlı olsun bu arada. İlk tepkiler nasıldı? Yani ilk tepki değil, ikinci sezona girdik zaten. İlk, yani ilk bölümün tepkileri nasıldı? Güzeldi, gayet özlemiş. Sağ olsun bize kıymet verip izleyen ahbaplarımız. İyi gidiyor ve yani ben sizden bir dört bölüm önde gidiyorum Siz haliyle. 4 bölüm öncesini sonrasını biliyorsunuz, biz bilmiyoruz. Tabii ben dört, ama ben de ancak 4 bölüm sonrasını bilebiliyorum. Çok çok iyi gidiyor. Daha da iyi olacak Sıkıcı belli ki. Oluyor mu abi önceden bilmek? Yok yani, oturup keyifle izlemek varken önceden biliyor olmak sıkıcı oluyor mu? Yani izlediğimiz günler zaten çalışıyoruz ya. Bence o yüzden erkenden veriyorlar bize. Hani siz izleyemeyeceksiniz bari filan diye. Yok ben hani normalde de zaten her sahnede her oyuncu ahbabımla birlikte olmadığım için sadece okuyorum ama onlar o yazıların üstüne de mucizeler katıyorlar. O yüzden izlemeyi çok seviyorum. Tiyatro oyunlarından da bahsedelim bu arada, nasıl gidiyor? Edelim. İyi gidiyor. Gayet işte üçüncü seneye girdik. Cem Davran, Onur Özaydın ve bu fakir olarak işte erkekler futbol vedası olarak başladık. Sonra üçü bir aradaya döndü oyun. Devam ediyor. İşte bu sen bu ay iki tane var İstanbul'da. Sonra önümüzdeki ay Adana ve Ankara var. Bu şekilde devam ediyor. Şundan bahsedelim şimdi. Malum devletimiz bir karar aldı. Toplu gösterimlere, kafelere vesaire hiçbir yere aşı olmayanlar giremeyecek. Yok, buna da tiyatrolarda dahil tabii ki. Bu tiyatro, zaten tiyatro seyircisi olarak bir sıkıntı yaşıyoruz ülkece. Sizce nasıl etkiler? Ya ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ilmin karşısına geçilmeyeceğini düşünüyorum. Ya bu demek ki bu aşı olunacak. Olunması icap ediyor. Yani aşı karşıtlarının da haliyle kendi hani argümanları nedir tam olarak ben çözebilmiş değilim. Fakat yani sadece bulaş bir hastalık yüzünden insanlar işini yapamayacaksa o zaman o hastalığın önüne geçecek şeyi bir şekilde bunu kabul etmekte fayda var. Bir. İkincisi yani ben net bir şekilde işte aşımı oldum, ikinci aşımı da oldum. Gayet sağlıklı ve rahat yaşıyorum. Ve kalabalık ortamlarda çalışıyoruz sürekli. Ve mesela virüs kapmıyorum. Demek ki bunda bir hayır var yani. O yüzden de evet girilecek yer. Ve bence çok doğru bir karar. Siz destekliyorsunuz evet, her şeyi. Evet tabii ki destekliyorum. Sonra şunu da soralım. Geçtiğimiz günlerde Avva Hanım'la bir araç içerisinde görüntülendiniz ama bununla ilgili bir açıklama yapmadınız. Yani iyi arkadaşlar birbirleriyle aynı arabanın... Dedikodular çıktı çünkü yani ilk ağızdan açıklama yani, aldım sadece. İlk ağızdan ikinci açıklama olacak bu. Hatta Avva da yaptı bunu. Biz iyi arkadaşız. Yani bunu artık kabul etmemiz icap ediyor. Yani basit tabirle Kambolat Görkem'le de aynı araba içinde 40 kere görüntülendik yani. Şimdi Kambolat değil arkadaşım. Aralarındaki fark birinin kadın birinin erkek olması mı? Ya bu çok insanlar iyi arkadaş olabilir. Ve çok net söylüyorum. Benim çok az iyi arkadaşım var. Bunlardan biri de Ahu ve bu böyle devam edecek. Yani yine aynı araba içinde defaten göreceksiniz muhtemelen. Ama bu iş böyle yani. Biz iyi arkadaşız. Bizden sevgili çıkma hocam. Haber de çıkmaz, manita da çıkmaz. Anlatabildim mi? Peki efendim. Teşekkür ederim. Yunus Erkan'ın bir açıklaması olmuştu. Onlarla ilgili de bir yorumum vardı senin. Ne? Erkek yani tarih bilinci olan insanlar küpe takmaz demişti. Kim demiş o? Haberler var onunla. Şimdi baktım ben de. Kim demiş tarih bilinci olan küpe takmaz? Cüneyt Arkın demişti. Evet. Siz de buna tepki göstermişsiniz galiba. Ben tepki göstermedim. Cüneyt Arkın bizim hocamızdır, büyüğümüzdür. Yani ustamızdır. Fakat ben şu taraftayım, yani gençlerin kulağında küpeyi dinlediği müzeye takılmaktansa gençlerin cebinde kaç lira var, üniversiteye kaç lirayla gidiyorlar. Efendim 20 yaşında, 15 yaşında çocuklar gidip bir kafede kahve çay içebiliyorlar mı gönül rahatlığıyla? Buraya takılalım. Yani geri kalan kısım gençleri ilgilendiriyor. Onun öncekisindeki kısım da bizi ilgilendiriyor. Önce onları mutlu etmek gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Yani ben kulağında küpe olan birine daha kötü davranmam ki bu hayatta. Ne münasebet, ben kimim? Ama mamafik gençleri bu kadar önemsiyorsak, bu kadar ciddiye alıyorsak bir zahmet onların geleceğini ciddiye alalım önce. Kulaklarında küpe değil, bu da söyleyenlerin kulağında küpe olsun.
Cüneyt Arkın'ın böyle bir açıklama yapma sebebi, yani eski jenerasyonla yeni jenerasyon arasındaki fark mı sizce? Aziz dostum, bilemem yani, gerçekten bilmiyorum. Bu konu beni çok da ilgilendirmiyor. Ben bu konunun çok dışındayım. Yani benim kız kardeşim benden 17 yaş küçük ve ondan öğrendiğim milyonlarca şey var. Yani hani hakikaten ya, ben sana şunu desem, neden beyaz tişört giyiyorsun? Bundan sonra mor giyeceksin. Sen dersin ki hadi abi sana ne? Çok basit. Sana ne? Ya bize ne? Kime ne? O onun ya beşeri hayatı, kimi ne ilgilendirir ki bu? Biz toplum bilinci olarak insanların hani daha dürüst, daha mutlu, daha müreffeh, daha yalan söylemeyen, daha huzurlu insanları olması için gayret edeceğiz. Hepimiz elimizden geldiği kadar. Ben de acı küpe takmayı sevseydim kesin takardım. Abime rağmen tak, o takma deseydi takardım yani. Kolay gelsin. Eyvallah.